Bu arada 12 bölüm yapmışız. Ee, ne yapsak? Biraz ara verip başka hikayelere falan bir girsek diye düşünmeye başladım. Belki Megor Targaryen'in dönemini bitirdikten sonra bunu yapabiliriz. Yine Megor, yine Megor ve yine Megor'un yaptıkları. Megor bu bölümde ne yapmış? İlk olarak bir önceki bölümde şunu biliyoruz. Prens Viserys bunları zindana atıyor. Zindanda yaptıkları bir türlü türlü işkencelerin sonucunda Viserys ölüyor. Viserys öldükten sonra bunu e, ee, çocuğu yani gariban 15 yaşında çocuk zaten öldürüyorlar. Onu böyle bir süre içeride tutuyorlar ki işkence yapanlardan bir tanesi Tianla bu arada. Tiana da az değil yani fena kadın. Ee, ondan sonra Megor bir süre bedene bekletiyor. Anası gelsin alsın diye ancak anası gelip almadığı için de en sonunda yeğeninin yakılarak defnedilmesine izin veriyor. Süreç içerisinde hani artık Megor bir önceki bölümde bu merhum erkek kardeşinin dul eşi vardı. Son varisleri de kaçırıyordu. Kendi annesi öldükten sonra onları bulmakla uğraşmıyor. Tamamen bütün dikkatini Kızıl Kale'ye veriyor. Kızıl Kale şöyle bir büyütelim kendisini. Kızıl Kale'nin yapımı devam ediyor ve Fethihten sonra 45. yıllarda Fatih'in istediği ancak göremediği o kale, meygor'un düzenli ve planlı hareketinin sonucunda bitiyor. Ve bu bitişin sonucunda da büyük bir kutlama yapılıyor. Böyle 3 gün 3 gece falan bir kutlama yapılıyor. Bütün taş ustalarına en güzel yiyecekler, içecekler, ahişeler onlar da veriliyor. Bütün müzik, eğlence, dans her şey yaptırıyorlar ve finalde 3 günün sonunda bizim Meygor zalimliğini yapıyor. Alıyor, bütün muhafızların emri veriyor, bütün taş ustaların her birini kılıçtan geçiriyor, hepsini öldürüyor. Peki bunu neden yapıyor? Tek bir sebep var. Bunlar yarın öbür gün benim yaptığım, yaptırdığım kalenin gizli bilgilerini bir başkasına aktarabilirler. Çünkü Megor şunu yap istiyor. Kalenin öyle noktaları olsun ki gizli labirent şeklinde. Bunlar sadece kendi hanedanı bilsin. Başka kimse bilmesin. Çünkü başkaları bilirse bunu onlara kullanabilirler. Yani Kızıl Kale Targaryen'ların ciddi anlamda kalesi olacak. Bundan kaynak olarak da böyle bir şey var. E, Megor bunların hepsini öldürüyor tabii zalim bir zalimlik daha katmış oluyor bundan kaynak olarak da. Ve aslında Meğer'unda artık bu noktada suyunun ısınır kaç defa söyledim. Ama gerçekten bu yaptıkları artık halkın gözünde de çok ciddi şey yapıyor. Artık yeter yani bu kadar da olmaz seviyesine getirmeye başlıyor ki buradaki en büyük meşrutiyeti kaybetmesinin sebebi de zaten bu olacak. Çok fazla eziyor. Ve bu sürecin hemen ardından bizim İlk eşimiz olan Seris high ile ilgili bir sıkıntı oluyor. Kızıl Kale'nin yapımının hemen ardından Seris bir sebepten dolayı öldü şeklinde bir haber çıkıyor. Hakikate de kadın ölüyor. Ama neden? Bir takım hastalık diyenler var, başka sebepler diyenler var ama bazıları bir dedikodu yaymaya başlıyor. Diyorlar ki Megor Targaryen ile Seris kapıştı. Seris Megor Targaryen'e söylememesi gereken bir şey söyledi ve bunun sonucunda Megor bir emir verdi. Şövalye onun dilini kessin diye. Ancak kadın tabii ki de direndi. Şövalye dilini kesmeye çalışırken yanlışlıkla ya kadının boğazını kesiyor ve bundan kaynak olarak da Seris Hightower asla kan kaybından ölüyor. Böyle bir rivayet var. Ve Seris artık buradan çıkartıyoruz. Bu ama ilerleyen zamanlarda şuna da dönüşüyor. Muhtemelen böyle bir şey olmadı. Veya çok düşük bir ihtimal. Bu artık Meegor Targaryen'in zalimliği ile ilgili ortaya çıkan efsanelerden bir tanesi olarak görülüyor ama etki yaratıyor mu yaratıyor çünkü halk, halk artık nefret ediyor ki nefretlerinin bir sebebi de şu Kralice olarak gördükleri artık yanda tek kraliçe kalıyor ve herkes bu kadından nefret ediyor. Zaten fısıltıların metresi diye geçiyor, işkenceci olarak geçiyor pek çok kişi de katlettiği için Viserys Targaryen dahil işte bir önceki kraliçe dahil ondan dolayı kadını sevmiyorlar zaten. Zaten kadın ülkenin dışından gelmiş bir kadındı, büyücü olarak cadı olarak görülüyordu. İyice yani Maegor Targaryen nefretin sembolü haline dönüşüyor her şeyle beraber. Maegor Targaryen ile Tiana'nın arasındaki ilişki de artık ufaktan bir bozulmaya başlıyor. Tiana'yı artık yanına çağırmıyor. E, Tiana da bir çocuk sahibi olmuyor. Yani yapamıyor yani o da yapamıyor. Maegor kısır diyeceğim. Olmuyor yani çocukları olmuyor bu ikisinin de. Hiçbir kadınla olmuyor. Ee, süreç içerisinde Megor biraz daha farklı şeylere odaklanmaya çalışıyor. Mesela odaklanmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi de şu. Rhaenna Tepesi diye bir yer vardı. Bu anımsama septinin bir zamanlar olduğu ve Megor Targaryen burada savaşçının oğullarıyla savaşıyordu. 7'ye 7. Hatta burayı Belaryon'un ateşiyle falan yakıyordu. Kül diyordu. O zamana kadar da kimse oradaki külleri kaldırmamış. Ondan sonra diyor ki Megor Targaryen buraya diyor benim diyor ejderhalarımın kalacağı diyor bir ahır yapın diyor ve ejderha çukurunun inşaatı burada başlıyor. Ancak daha önce de demiştik taş ustaların hepsini öldürdüğü için millet kaçıyor. Yani az buçuk kalan taş ustası diyor ki bunlar bizi öldürür biz kaçalım diyorlar ve kralın şehrini terk ediyorlar abi. dışarıdan mecbur adam getiriyor şeyden Esos taraflarından ve Megor Targaryen inşaatı yapabilmek için mecbur hapishanede tuttuğu insanları çıkartmak zorunda kalıyor. Ve onlara iş yaptırıyor. Bu da aşırı zalimliğin sonuçlarından bir tanesi artık. Öyle bir şeysin ki kimse senin korkundan artık senin için çalışmaya bile gelmiyor. O kadar korkuyorlar senden. Ve Maegor Targaryen tabi bu süreç içerisinde artık FS45 yani Fethi'den sonra 45'ten sonra oturmaktan sıkılıyor. Maegor Targaryen bir canavar. Yok etmek isteyen, savaşmak isteyen bir insan ve savaşacak kimse olmadığı zaman canı sıkılıyor. Ve o da diyor ki kim kaldı böcek gibi ezebileceğim onların peşine düşüyor. Kalanlar da kimler? Fakir dostlar ve savaşın oğullarına kalan bir grup insan. Ve bunların peşine düşüyor. Bildiğin av mevsimi açıyor adam. Ormanlara giriyor. Orada Frengeli Jane Por diye bir kadın var. Onun peşine düşüyor. Onun bayağı bir şeyi öldürüyor. Adam onu öldürüyor falan. Ama Jane yine kaçmayı başarıyor. Ama finalde kendi adamları tarafından yakalanıyor. O da neden? Megor Targaryen'in bir kısmına kraliyet affı veriyor. Bir kısım rütbeliye birkaç ünvan ve işte kraliyet Affı ile beraber bunlar Jane Paul'u satıyor. Ama şöyle bir durum oluyor. Megor kadını alıyor. Rengili Jane bir tarlanın meydana getiriyor ve diyor ki yakalarak idam edilecek diyor. Ve bu idama bu idamın olmaması için gelen 300 kişilik bir grup oluyor. Köylülerden ve fakir dostlardan oluşan. Bunlar alana giriyor ve diyorlar ki işte kralım öldürmeyin kralın şey yapmayın falan. Megor da bunu bekliyor. Bütün bölgeyi abluk altına alıyor ve gelen herkesi katlediyor. Size düşmansınız diye. Yani adam adamın zalimliği konusunda şey yok. Hani sınır tanımıyor. Hepsini bir güzel katlediyor. Yani artık işler Megor için gitgide daha da kötü hale geliyor. Çünkü herkes artık hani kurunun yanına yaşı dayandırmaktan başka şeyler oluyor artık burada. Çünkü senin var olman bile artık Megor Targaryen için öldürülebilirsin yani. Bir şey yapmana da gerek yok. Zaten artık rivayetler bu seviyeye geliyor. Ve bu sebepten dolayı insanlar Maegor Targaryen'in o kadar tiksiniyor ki ona muhalefet olan, ona isyan eden herkese destek vermeye başlıyor. Yine fakir dostlar içerisinde bir adam vardı. Rahip Ay diye geçiyor. Bu menzil tarafında rahat rahat geziyordu ve Maegor Targaryen'in hakkında aleyhte konuşmaya başlıyor. Ve insanlar bunun etrafında bir kitleler oluşturmaya başlıyor ve Rahip Ay kendisini zaten yüce rahip olarak da lanse ediyor. Çünkü ona göre şu an eski şehirdeki o yüce rahip aslında bir kukla. Onunla kaynak olarak da gerçek yücearet, gerçek inancın savunucusu kendisi. Ve bu da insanlarda aslında bir etki yaratıyor. Ve son olarak bizim Geoffrey Daggett vardı. Kendisi Estel kayasıyla bu nehir toprakları arasında bir bölgede kalıyor. Batı toprakları nehir ova tarafında bir altın diştiği bir bölge var ve bu bölgede kimse bunlara karışmıyor. Bunlar bildiğin muhalefetliklerini yapıyor ve yani iki tarafta bekliyor yani. Şeyde bekliyor. de bekliyor, bekliyor Lenester'larla bekliyor. Bakalım neler yapabilecek gibi. Bunlar için birkaç tane daha küçük ufak tefek tipler var. Asıl önemlileri saydım zaten. Fethi'den sonra 46'da Megor Targaryen 2000 kişilik kuru kafa yığını ile beraber şehrine geri dönüyor. Kralın şehrine. Ve burada bu bütün kafa taslarını alıp demir tahtın altına seriyor. Ve diyor ki bunların hepsi diyor benim düşmanlarımdır diyor. İşte fakir dostlardır hepsini diyor katlettim diyor. İşte bu da benim zaferimdir falan. Ama millette şöyle bir etki uyanıyor artık. Ya diyor bunların hepsi mi Düşmandı. Bence Megor Targaryen arada masumları da katletti. Biz şu an masumları kafataslarına bakıyoruza dönüyor artık. Yani o kadar zalim ki yani ne yaparsan yap masum kalıyorsun adamın yanında. Ve bu rivayetler hep ortaya çıkıyor. Yani adam iyi bir şey yapsa bile muhtemelen artık bu noktadan sonra kötü lanse edilecek. Yani muhtemelen içinde bir bit yeni vardır, bir zalimlik vardır şeklinde. Bir de işi şu tarafı oluşuyor artık ee, adam halk tarafından halk nezdinden zaten ufak ufak reddi yemeye başlıyor. Güçten düşerse bitecek. Üstüne üstlük bir de adamın soyunu devam ettirecek bir varis yok. En büyük problemlerden bir tanesi de bu. Ve Maegor Targaryen bu konuyla ilgili danışmanlarına danışıyor. Normalde bundan birkaç yıl önce bu adamın ikinci evliliğinde büyük tepkiler gösteren insanlar bu adama demeye başlıyorlar ki kralım siz bir daha evlenin. Evlilikler yapın diyorlar. Yani Westeros işte. Bazı şeyler nasıl diyeyim bir kere yapıldıktan sonra normalleşiyor işte. Peki teklifler neler? Birisi diyor ki Dorne ile diyor Dane'lerin arasını açın diyor. Dorne ile yani bu tam sınırda bir bölge var. Yani o tampon bölgeyi oluşturur o Dane'ler. Diyor ki Dane'lerin diyor kızını alın diyor evlenin onunla diyor. Dorne için diyor bir açık kapımız olsun diyor. Dorne kuzeyden o kapıyı kaybetmiş olsun. Girilebilir olsun yani kısacası. Bu mantıklı. Birisi Kız kardeşini öneriyor. Megor Targaryen'a. Sebebi de şu. Tıknaz bir kadın. Çirkin böyle bir şey. 7 tane çocuk doğurmuş. Diyor ki bu diyor 7 defa doğurdu diyor. Daha da doğurabilir yani diyor kısacası. Siz bununla evlenirsiniz diyor. Net düşün çocuğunuz olur diyor. Neyse bir şey demiyorum. Yürek yemiş herif. Daha da vetere var. Westeros'un en puş adamlarından bir tanesi. Kral eli olan Lord Keltgar diye bir adam var. Ve bu adamın bir tanesi 13. Bir tanesi de 11 yaşında olan iki tane kızı var. Yavşak diyor ki kralım diyor. Birini seçin evlenin diyor. İsterseniz diyor, ikisini de alın evlenin diyor. O yüzden muhtemelen dönemin en pisliği bu. Peki bana kalırsa aralarındaki en mantık seçenek ne? Velaryonlardan geliyor ve şunu söylüyor adam. Sizin diyor vakti zamanında diyor savaştığınız birisi var diyor. Bu kişi diyor Egon Targaryen diyor taçsız kral. Bunun diyor bir tane diyor eşi var diyor. Eyniz Targaryen'in en büyük kızı Rahena Targaryen. Sizin de yeğeniniz. Siz de çok iyi tanırsınız. Şimdi bu kadın hala yaşıyor diyor. Ve diyor bu kadının yaşaması sizin aynı zamanda tahtınızın sağlantıda olması demek. Çünkü bu kadının etrafında bir takım isyanlar düzenlenebilir diyor Valerion. Ve diyor ki eğer diyor bu kızla diyor evlenirseniz diyor bir diyor bu bölgede ulaşacak diyor isyanları diyor otomatikman diyor engellemiş olursunuz diyor çünkü artık taht yani ayrı noktalar bir araya geliyor ve biz bu şekilde aslında tahtı tekleştirmiş oluruz yani iki davayı birleştirmiş oluruz diyor. İkincisi kızın annesi bir isyan girişiminde bu belli bir şey. Onun önüne geçmiş oluruz çünkü onun soyundan bir varis ortaya çıkacak diyor. Ve bundan kaynaklı olarak da en mantıklı evlilik budur diyor Velaryon ve bence doğru söylüyor. Kral diyor ki tabii çok mantıklı fikirler. Ben bunlardan hangisini seçeyim bilemedim. O yüzden diyor birkaç tanesini birden seçeyim diyor. Bu da ayrı. Yani böyle ki birkaç tane kadın seçiliyor. Bir tanesi Rahena Targaryen. Dediği gibi hem Targaryen kanı taşıyor hem de işte daha önce de doğurmuş iki tane kızı var. Bu cepte. Bir tane kız seçiliyor bu kız vakti zamanda Aegon Targen'e taçsız kral için yani şu arkadaş için savaşmış olan bir adamın eşi. Lannister topraklarında kendisi onu alıyor. Bir tane daha kadın var. Kocası onu şövalye. Topraklar olan bir adam. Ve bir sebepten dolayı bu adamı da Maegor Targaryen harcıyor vakti zamanında ve kadın dul kalıyor. Ondan sonra diyor ki ben bu kadını da alayım diyor. Yani orada göz koyuyor. Üç tane kadın alıyor yani. Ve Rhaena Targaryen o zamanlar Güzel Ada diye bir yerde. Rhaena Targaryen bunun da farkında. Diyor ki yani bir gün diyor bu adam diyor beni çağıracak diyor. Bu belli bir şey diyor. O zamana kadar çocuklarının ikisini de farklı yerlere bırakıyor. Ancak ejderhası olduğu için rüya ateş onu saklayamıyor. Saklayamadığı için de diyor ki ben diyor burada bekleyeceğim diyor. Ne zaman beni çağırırsa. Ve bir gün gerçekten de Maegor Targaryen çağırıyor. Atlıyor gidiyor. Ve ondan sonra ölürler ki onunla evlenecek. Ve üç kişi evlenecekler. Şöyle göstereyim abi. 3 evlilik ve Megor Targaryen çirde alıyor ve adı da bunların ya yani bu kadınların üçünün adı da şey diye geçiyor, para gelinler diye geçiyor ve böylelikle Megor Targaryen tekrardan üçlüyor hatta Tiana ile beraber eşlerini dörtlüyor. Bakalım bundan sonra neler göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.